Merhaba. Türkiye gittikçe otoriterleşirken Kürt sorunu çözülemez. Otoriter bir ülkede çözüm konuşulmaz. 10 yıl önce, 10 yıl sonraya birlikte bakalım mı? 1 Eylül 2014'te bir grup gazeteci ve sanatçı grubuyla Hakkari'deydim. Barış günü kutlamaları vardı. Hoş, Dünya Barış Günü 21 Eylül'dür. Türkiye'de hangi akla hizmet 1 Eylül'e çekildi bilmiyorum. Lakin konu bu değil. Gün boyu kutlamalar çekilen halayların ardından akşam çok sayıda ismin sahne aldığı konsere katıldık. Kürtçe şarkılar söylendi, zılgıtlar çekildi. Otele çekildiğimiz esnada Twitter'da Kadir İnanır'ın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı şayiası çıktı. Lobiye indim, Kadir İnanır oradaydı. Milliyetten Ali Eyüboğlu da vardı. Bir fotoğraf çekip paylaştık, dedikodular şak diye kesildi. Sonra laf lafı açtı. Hiç unutmam, Kadir İnanır birkaç kere 90 güne kadar barışı davul zurnayla kutlayacağız dedi. Oysa öyle bir hava yoktu. Buna inancı güçlüydü, kimse itiraz etmedi, edemedi belki de. O gün ve ertesi gün Hakkari'de ne polis ne de asker gördük. Devlet kum torbalarıyla desteklenmiş bariyerlerin arkasındaki karakoluna çekilmişti. Fidanlar dikildi, zap suyu kenarında yemekler yendi, Hakkari'den Van Havaalanına kadar yolda tek çevirme dahi olmadı. Birkaç ay sonra 28 Şubat 2015'te AKP ile Kürt politikacılar arasında Dolmabahçe mutabakatı yapıldı. Demek veren ve verecek olan bütün demokrasi güçlerini selamlıyoruz. Öcalan PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptı. Kandil teyit etti. Erdoğan önemli bir eşik dedi. Açıklamalar coşkulu olsa da atmosfer gergindi. Nitekim 22 Mart'ta Erdoğan seçime 2,5 ay kala çözüm sürecini bitirdi. Dolmabahçe toplantısını doğru bulmadığını açıkladı. Mutabakat metninin nesini kabul edeceğim diyerek masayı devirdi. Onun için Kürtler her şeyin baş aşağı gitmeye başladığı bu dönemin miladı olarak 2015'i kabul ederler. Oysa 2012-2015 arasında götürülen sürecin Erdoğan'a bakan yönüyle hiçbir samimiyeti olmadığı gibi 4 Nisan 2013'te oluşturulan Akil İnsanlar heyeti de büyük bir oyalamacaydı esasen. Erdoğan'ın bütün ayarları 2013 gezi eylemiyle değişmiş, 17 Aralık 2013 yolsuzluk skandalının patlamasıyla bütün kimyası bozulmuştu. Bir daha hukuka ve demokrasiye dönemezdi. Kürt siyaseti o gün anlayamadı bunu. AKP 7 Haziran 2015'te tek başına iktidarı kaybedince... Cumhurbaşkanı'nı halk seçse de parlamenter sistem devam ediyordu çünkü. Silahlar konuşmaya başladı. Sonraki süreçte Kürt siyasetçiler tutuklandı. Öcalan'a tecrit uygulanmaya başladı. Belediyelere kayyım atandı. Kürt medyası kapatıldı. Gazeteciler hapsedildi. Partililer kapatılacak diye HDP'yi boşalttı. Yeni kurulan DEM Parti'ye geçti. HDP iktidarın terörle eş tuttuğu partiydi. DEM Parti kurulmasıyla birlikte muhalefetin de hışmına uğramaya başladı. Kürtçe müzik devlet halaya katılırsa serbest. Kayın politikasının gevşeyeceğine dair hiçbir işaret yok. Bilakis Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyine bir harekat için gün sayıyor. Şu koşullarda çözüm uzak bir olasılık bile değilken nasıl ve nereden ortaya çıktı bilmiyorum. Fakat bir kafa karışıklığı olduğuna eminim. Olmasa Ahmet Türk 8 Şubat'ta KRT'de Erdoğan isterse çözer diye konuşurken bunu 17 Mart'ta Rudav'da düzeltmezdi. Bu iktidara güven olmaz, Kürtlere en çok zulmeden Erdoğan'dır. PKK liderlerinden Murat Karayılan'ın Nevroz'da ne müjde vereceği merak ediliyordu. Halk Savunma Merkezi SİHA'ları etkisizleştirme imkanı yakaladıklarını ve bugüne kadar 15 adet SİHA düşürdüklerini açıkladı. Esasen Şubat 2023'ten beri böyle bir teknolojileri varmış. Karayılan'ın Nevruz gecesi paylaşılan 2 dakikalık mesajındaysa ulusal birlik ve direniş çağrısı dışında somut bir konu yoktu. 10 yıl önce, 10 yıl sonra durum pek iç acıcı değildir. Bırakın iyileşmeyi daha da kötüye gitmiştir. Nedeni çok açıktır. Türkiye gittikçe otoriterleşirken Kürt sorunu çözülemez çözümsüzlüğün üzerinde yükselen rejimin barış çubuğu tüttürmesi kendi intiharı olur. Ömrümüz varsa barışı davul zurnayla kutlayacağımıza inancım tamdır. Lakin 90 gün sonra mı olur? 90 ay sonra mı? Bilemem.